Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight Culture videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün gaddar bir build yapacağım Legion'la. Oyunda anti-heal build'i var. Belki birilerinden görmüşsünüzdür. Bunu uygulayacağım. Fakat yanına birkaç eklenti daha aldım. Daha güçleştirdim yani bu build'i. Hızlı bir şekilde anlatayım. İlk perk'ümüz God Korkusu, Palyaço Korkusu. Bizim dehşet alanımızdaki, yani kalp atış sesimizi duyan kurbanlar %50 daha yavaş iyileşiyorlar. Aynı zamanda gelen beceri denemesi %50 daha hızlı geliyor. %50 daha hızlı çıkıyor yani. İkinci perk'üm ıstırap. Bu perk dehşet alanımızı %22 daha fazla genişletiyor. Bir de sinsilik kategorisindeki eylemler için %100 daha fazla puan veriyor. Fakat bizim işimiz bununla değil. Bu perk ile dehşet alanımızı genişletiyoruz. Bu perk de dehşet alanımız genişlediği için daha geniş yerlere ulaşmış oluyor ve daha etkili hale geliyor. Üçüncü perk'üm kanlı kasap. Bu perk normal saldırımızda birisini vurduğumuz zaman o kurbana ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisi veriyor. Ağır yaralı efekti o kurbanın daha uzun sürede iyileşmesini sağlıyor. Kan kaybı durum etkisi ise hem kurbanın daha fazla kan bırakmasını sağlıyor, hem de asıl özelliği olarak bir kurban iyileşme eyleminde değilse iyileşme barı kendi kendine geriliyor. Aynı jeneratör mantığı gibi düşünün. Ve son perk'üm de ecel korkusu. Her yaralı, can çekişen veya da kanca asılmış kurban başına bütün kurbanlar tamir, sabotaj ve totem temizleme hızına %2 ceza alıyorlar arkadaşlar. Eğer 4 kurban da yaralıysa, yerdeyse ya da kancaya asılmışsa fazladan %12 ceza alıyorlar. Bu perk de maçı yavaşlatmak için güzel bir perk. Eklentilerimize gelelim. İlk eklentimiz Joey'in karışık kaseti. Bu eklenti şu işe yarıyor. Özelliğimiz ile bir kurbana vurduğumuz zaman o kurban derin yara efektine giriyor biliyorsunuz ki. Kendisine müdahale ederek derin yara efektinden kurtulan kurbanlar tamamen iyileşene kadar kan kaybı durum etkisi altına giriyor. Yani şu perk'te saydığım etkilerin tamamına bu eklentide de sahip olmuş oluyor. Fark şu, bu perk'ün çalışabilmesi için normal saldırımla vurmam gerekiyor. Bu eklentinin çalışması için ise özelliğimle vurmam gerekiyor. Maç içerisinde genelde de özelliğimi kullanacağım için hem özelliğimle hem de normal vuruşumla kurbanları kan kaybı efektine sokmuş olacağım. Bir diğer eklentim de çete rozeti. Özelliğimizi kullanarak derin yara efektine soktuğumuz bir kurban kendisine müdahale ederek bu efektten kurtulursa 60 saniye boyunca sakat durum etkisi altına giriyor. Yani 60 saniye boyunca iyileşemiyor. Yaralı dolaşmak zorunda. Ve bu 60 saniyelik süresi bittiği zaman burada gördüğünüz tüm perkler ve eklentiler sayesinde çok yavaş bir şekilde, çok zor bir şekilde iyileşeceği için 60 saniyenin bitmesi yeterli olmayacak. 60 saniyeden sonraki kısımda zulüm olacak o kurban için. İğrenç meşeyi gördüm. Şimdi gençler, benim korkum ne biliyor musunuz? Adamlar aman zaten iyileşemiyoruz, koy göte deyip can rushlamasınlar. Hani direkt böyle build'i counter'lıyor, anladın mı? Hiç böyle iyileşmeye falan oturmuyorlar. Ama o zaman da sürekli yaralı dolanmış olacaklar için yine şey yapmış olacağım. Hani chase'leri kolay kazanacağım en azından. Ne haber Valgaba? Bak, ona bile tahammülüm yok, anladın mı? Şu an çok ateşli bir şey olarak girdim. Merhabalar. Yani maça daha kötü başlayamazdım galiba. Ama seni kara listeye aldım. Öncelikle onu söyleyeyim. Güzel. Çok iyi. Fake'i neye düttürdük be? Boon açtınız demek. Boon counter'lar mı acaba? Sonuçta hızı arttıracağı için biraz. Ama bilmiyorum, çok da işe yaramaz gibi. Yukarıdaki can yapılıyor. Onu istiyorsanız bırakın yani. Hani sadece bir öneri. Bizde tehdit yok ama götünüz yiyorsa bırakmayın arkadaşlar. Lan ben de diyorum, bu ta nereye kadar koşmuş ya. O neymiş ya? Yalnız yakında kimse yok. Merhaba. Bunu indirmemiz lazım. Güçlü spot. Respektini attırırım diyorsun. Bir de sıkışmasan oraya bir yere. Çok güzel başladık yalnız. Biri var yani. Biri var halimden anlayan. Yani atlamaması bizim için bir sorun değil. Direkt kaçarım diyorsun. Yalnız main building'e girmesi hiç iyi olmadı bizim için. Dedardım falan varsa at artık. Bir tane can buradaki mi yoksa? Şimdi sen ikileneceksin ama biz tabii kancamıza doğru bir. Ace Trade Union için gidelim. Ya senin sikeceğim şimdi o treeni. Bak süre yok diye vurdum bu arada da. Bunun kancasını durdurmuşlar. Sen gel bakalım, seni bir ikileyelim biz. Ya şu boş hareketleriniz bak acayip canımı sıkıyor, tamam mı? Şimdi en yüksek can bu mu acaba? Bundan başka yüksekte varsa maç gidebilebilir yani. Fengoş merhaba. Nereye gidiyorsun acaba?
Seni bulduk, tamam. Şimdi yalnız benim bunu indirmem lazım. Bir jen daha bitti, artı ortadaki jen de çok yüksek. Bad girl. Demek ki takım arkadaşını korumak istedin. Ben de diyorum bir yaralı sesi var burada. İyileşemedin mi güzellik? Aa, kıvrak attın. Tamam. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama şuna bir mend vereyim. İyileşemedin mi lan? Ha, trek. Tamam, akıllısın akıllısın, aferin. Şunu bir an önce indirmem lazım. Bunun decisive falan filan da yok. İyileşememiş de. Ama işte bir can bıraktılar. Heal olarak okey. Bak sürekli yaralılar ama tam dediğim oldu. Hani şeye döndüler, anladınız mı? O canlar da çok uzak. Hani sokarım zaten, iyileşemiyoruz. Bari can bitirelim'e döndüler. Bak yanımda gitmiş, hiçlik veriyor ya. Sanırım sadece M1'e basıp can yapmak daha kolay geldi sana. Bunun da dardı falan yoktu diye hatırlıyorum ama. Tamam, bir tane can bunun dibinde. Şu ileridekine hiç başlamamışlardı. Şöyle bir git gel yapalım bakalım canlara. Şimdi şunlara kalp atışımı vermem lazım. Çünkü orada muhtemelen iyileşiyor olabilirler. Nereye gidiyorsun? Boon'u gördüm ama şu an Boon'la uğraşamayacağım. Oğlum özelliğim bir kısa mı sürdü ya? 2 dakika bence devasa ama. İşte şimdi işe yarıyor diyebilirim iyileşememeleri. Maç içerisinde hani çok fazla can yaptıkları için çok umursamadılar ama gitgide kişi sayısı azaldıkça. Ananı s**eyim, nasıl korktum. Sen var ya şu an ölüm listesine alındın. Sana ne olacağı hakkında hiçbir fikir sunmayayım ben istiyorsan. O hareketi bir daha sana yaptırır mıyım lan? 2 kere yaptım bala göte zaten. Son can bitsin, hiç sıkıntı değil. Ben bu Baraka kardeşi almadan hiçbir yere gitmem. Yok öyle yok. Direkt kaçtı öbür öldü. Okey. Bence iyiydi. Yani bu build amacına ulaştım. Evet. Çok fazla yaralı ulaştılar. Chase'lerin hepsinde neredeyse yaralılarla chase attım. Benim için yeterli. Ha, oyunda 8 perk olsa bir de yanına can build yapsam. O zaman dadından yenmezdi ama işte. Şimdiki maç biraz daha gaddar olacağım arkadaşlar. Biraz daha yani build'e yakışır bir şekilde zulümcül bir tavırla oynayabilirim. Harita bana zulmetmezse tabii. Çok iyi bir harita geldi kurbanlar için. Muhtemelen Shack'te doğdular. Haritanın tam ortasında doğdum çünkü. 2 tane 3 tane can bana yakındı. Aynen öylese. Felix kardeş. Sana da selam. Uf, ya şu hitler var ya, şu hitler. Yani arkadaşlar şey demiyorum. Nazi komutanını demiyorum. Oyundaki hitlerden bahsediyorum. Müthiş bir şey. Oo, tamam dur bakalım. Zayıf halka mı yoksa? Zayıf halka, harbiden zayıf halka. Zayıf halkayı erkenden bulmam şahane oldu. Oyunun en güçlü spotlarından birisini maçın başında aldım. Gerizekalı, ne yapıyorsun gerizekalı? Yalnız yukarıdaki spot çok güçlü. Orada bir tane pencere var yanlış hatırlamıyorsam. Aynen o. O ne? Ha, skill check ıskaladın. E neredesin? Melabalar. Şu da biraz sıkıntı gibi. Ne diyorsunuz? Bu niye onu korumaya çalışıyor şu an? Seni kim koruyacak? Yetişebilir mi? Yetişir. Aa, bunda Quick and Quiet var. Okey. Akıllıca. Bu biraz salak gibi duruyor aslında da, iyi gibi bir de bir yandan. Ne yapıyorsun oğlum? Sana o gevşek hareketlerinin bedelini ödetirim biliyorsun değil mi? Devir onu da. Peki. Sağ ol, onu save'ledin en azından. Çok teşekkür ediyoruz sana. Sana çok teşekkür ediyoruz. Uğraştırmadın beni de ekstradan. Götten tuttum direkt. Uçan Ahmet saldırısı. Ah, yok öyle. Onicim. O ne lan onu? Otnicim. Bu adam arkadaşlar maçın başından beri yaralı biliyorsunuz değil mi? Hangi can bitti? Oo, çok büyük sıkıntı bak. Bu yüksek. Evdeki yüksek. Bir de herkesi birer kere astım. Sonuncu Kate hariç. Şuradan şöyle minik bir camp, ne diyorsunuz? Çünkü 2 tane çok yüksek can var, artık Hancı'ya adam astım. Şu an 3 tane şeyi aynı anda campliyorum diyebilirim. Gelen giden de hiç yok. Hayırdır? Akıllı team. Al arkadaşını. Seni de yarala. Felix'le uğraşmaya çalışacağım. Tamam, sıkıntı yok Felix'cim. Gayet iyisin. Gayet iyisin. Devir şimdi onu. Felix. Biz de Blood Dust killeriz oğlum. Biz de her zaman palet kırmayız. Bunu kırmam lazımdı bu arada. Güçlü bir palet. Ama nedense kendime güvendim, düşürürüm dedim. Ve düşürdüm arkadaşlar. Bu bir başarı hikayesidir. TEDx konuşmalarına katılabilirim yakında. Bak bak bak, diğerlerine bak. Hala full yaralılar. Seha. Devir onu. Ya sen şahanesin. Sen var ya sen. Aynen, bir de kaçma. Lan. Arkadaşlar bu tarz çok güçlü tek taraflı spotlarda bence katili kör etmeniz mantıklı değil paleti devirdikten sonra. Çünkü kaçsa mesafeyi arttıracaktı. Kaçmadı, sattı. Bu arada Kanca'daki de öldü. Harbiden bu maç daha gaddar oynadık. Daha bir zulüm koktu buralar diyebiliriz.
Bu da öldü. Gayet güzel. X2. Gerçekten mutuş ya. Mutuş, mutuş. Şu sonuncu Kate herhalde yok mu oyunda? Böyle biri yok galiba arkadaşlar oyunda. Adamı ne gördük ne duyduk. Bak hiç ne birisini almaya geldi. Ne bir şey yaptı, ben anlamadım. Bu Kate ne oynadı lan? Hayalet Kate diyebilir miyiz? Hadi lan hiç şuna salmayayım ya. Böyle vasıfsızlar genelde hep kaçıyor. Nereye geliyorsun? Ha? Nereye geliyorsun? Yok öyle, gel. Yat yat. Maç boyu yatayım, uyuyayım, hatch'ten kaçayım. Yok öyle. Ulan ne birisini almaya geldin, ne bir şey yaptın. Hani Gen Rush falan da atamadın ki, bir tane can bitirdin ya. Adam bu kadar bencil oynamasa kanca, trade'ine falan gelse en azından hani diğerlerini öldürmemek için. Bir şeyler olabilirdi. Birisi struggle'a geçti, hiç kimse gelmedi ona. Diğerini de struggle'larken almadılar, direkt öldü. Mori'yi gördün. Evet, olası acil durumlar için Mori aldım ama gelmesem artık yani Colvint'te oynamak istemiyorum. Tamam, Colvint maçını yenmiş olabilirim ama bu her Colvint maçını yeneceğim anlamına gelmez. Challenge mi yaptırıyor bana? Ne yapıyorum bakalım, hepsini yenebiliyor mu diye. Ya bir şey diyeceğim, bu Gen'e mi başlamıştı bu, yoksa bu Gen'de başka birisi var mı? Tabii ki var. Ona yetişebilir miyim bu arada ben? Keşke onu chase'lemeye devam etsemişim, şimdi o Gen bitirecek orada. Lan yarabbim. Oğlum o Gen o kadar yüksek miydi? Daha yeni geldim onun yanından. O kadar yüksek miydi o Gen ya? Bak. Yaralı yaralı bir de buna gelmiş. Ya şu paletleri hemen devirmeyin artık Allah'ım. Aptalı bulduk gibi, dur bakalım. Dedart atmaya çalışın da kanka, frenzidesin. Çalışmıyor dedartlar, alo. Hayır hayır hayır. Bir de onu yaparsan bak gerçekten. Bir de onu yaparsan, aha dedardını attı salak, enayi. İyi ki Mori almışım dedirten maç. Bir Gen hızını yavaşlatmamız lazım şimdi, bir gelsinler bakalım. Tamam, baraba soktuk onu şimdi. Umarım da size'in yoktur. Öyle göte böyle, affedersiniz arkadaşlar, bilirsiniz o lafı. Diğerleri de yaralı, iyileşemiyorlar. Patır kütür patlattılar. Sizle mi uğraşacağım lan ben? Götümün laleleri. Nerede o? Merhaba aptal. Bak yandan yine bir şey çıktı ya. Yandan bir fenerle bir şey çıktı anasını satayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum şunu yapma ne olur. Bak flash bunda mıydı? Tamam. Flash yememek için öyle alıyorum. Ya şu Zarina'yı bulayım artık lütfen ya. Mümkün değil ya. Mümkün değil oğlum. Bunlar nasıl pinkler? NASA'yı götüne mi soktun NASA bağlantısını ya? Sattın. Öyle bir sattın ki. Bak hala arkamda bir flash, bir şey var. Bir şey var arkamda şu an yani arkadaşlar. Arkamda bir şey var yani. Aptal. Senin gibi beyinsizi de zaten ancak böyle yakalayabilirdim. Hadi sen Mori'ni bir ye. Hadi çık git. Hadi görüşürüz. Çok iyi oyunda. Eline sağlık. Harikasın. Bir dahakine arkana bakmayı falan da öğren. Sadece embirli olmuyor bu işler arkadaşlar. Gözünü siktiğim. Çok sinirlendim arkadaşlar, kusura bakmayın yani, katil oynarken o kişiliğe bürünmeniz lazım. Seni buldum. Senin de son asılışın, gel buraya. Tahmin etmeliydim böyle bir şey yapacağını. Aaa aslan. Bizde de var bir şeyler, bizde de var bir şeyler. Atla tamam, sürekli atla oradan, aferin sana. O jungle'cın paleti yendi yalnız ablacım, haberin olsun. Tamam okey. Palet var mı burada? Var. Pekala. Paleti yanlış taraftan kırdım muhtemelen ama. Son asılışın ya, oyna ama, tamam mı? Son asılışın ya, oyna ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Ağlayacağım şimdi oturup ya. Gel gel a**a kodum salağa gel. Şımardın sanki biraz. Şımardın sanki biraz artık base'i falan devirmemek için. Allah'ım ya Rabbim, adam ilk iki asılışında önünü görmüyordu. Son asılışında nasıl oyaladı, gördünüz mü? Çıldırırsın, kafayı yemelik ya. Hadi bitir şu animasyonu hadi. Bunu kodumu salağa.
Öyle ciğerini sökerim son anda çıkışta. Ya Chase açısından çok iyi bu build. Kesinlikle çok iyi. Ama jenleri işte bu şekilde abanırlarsa çok zor oluyor arkadaşlar tutması. Yoksa bütün chase'leri yaralılara karşı atıyorum. Görüyorsunuz yani. Bu build kesinlikle amacını karşılıyor diyebilirim. Gençler bu arada fark ettiyseniz katil videolarında ilk 1-2 maç iyi başlıyorum. Yani böyle hani güler yüzlü, seveceğim başlıyorum. 3. maçtan sonra hani niye yürüdün diye sinirlenebilecek moda geliyorum. Gerçekten katil mainlere saygım sonsuz. Çok tilt oluyorum. Kabul edeyim. Öz eleştirimi yapayım ama hani yapacak bir şey yok. Bu oyunun killer'ı da böyle. 3. 4. maçtan sonra gerçekten tahammül seviyem doluyor. Hani niye dediğim gibi niye yürüyorsun diye sinirlenesim geliyor adama. Şimdi şunu harekete ne yapayım anladın mı yani? Gel de sinirlenme anladın mı? Niye yürüyor mesela? Şu an koşuyor. Niye koşuyor oğlum? Oyunda niye koşma var lan? Güzel respect. Kötü başladık. Diğerlerine de iyi başlamıştık ama sıkıntı yok. Her şey illa iyi ya da kötü başlamak değil. Önemli olan kısım devamı. Merhabalar. Eda Hanım. Zayıf halkam yoksa? Zayıf halkam yoksa? İyisin. Zayıf halkayı bulduk herhalde ya. Zayıf halkaların erken bulunması çok önemli. Hem kim olduğunu tespit etmiş oluyorsunuz hem de hani hook'la başlayarak maçı oyunu yavaşlatıyorsunuz. Gayet güzel. Şeyin dibinde falan bekliyordu. Okey hiç sıkıntı yok. Çok iyisin sen. Sen var ya sen. Seni yiyorum lan. Aman okudumun sala. Seni de s**erim. Onu yerim. Seni de s**erim. Onu söyleyeyim. Lan ne oldu? Adam mende düştü arkadaşlar. Çünkü mendini geçirmeden sanırım Jhen'e oturmuş. Oo başka bitti yalnız. Base de çok yüksek. Yandık. Ne oluyor lan? Pataküte küt pataküte küt diyorsun. Oğlum nasıl? Yuu! O neymiş? Öyle bir hitbox mı var ya arkadaşlar ha? İşte Baze'i saçma sapan bu yemişti hatırlarsınız ki. İşte arkadaşlar ne ekersen onu biçersin. Baze'i salak gibi harcadı. Şimdi Baze'i kullanamadığı için öldü. Anladınız mı? Merhaba Armutinho. Çıksana bir önümdeyim. Sprite'le. Gerizekalı. Trade. Ne güzel bir trade o ya. Eda Hanım siz de asılmamış mıydınız? Alo. Ara sıra böyle anlıkiler olabilir arkadaşlar. Pencereyi boşa harcamayayım diye şey yapmadım diyorsun. Atlamadım diyorsun. Oo. Güzel ama onları biraz zor yedirtirsin kankam. Çünkü ben onlardan besleniyorum biliyor musun? Boş bir alanda skill check patladığına göre orada iyileşiyorlar. Sen akıllısın ha. Sen bayağı akıllısın kankam. Nasıl yaparız onu? Ya ben salağım ya. Ben niye böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar? Lütfen ya. Ya bak mis gibi maçı sattım şu an ya. İlk asılışı olan biriyle uğraşmaya gerek yok. Adamı bırakıp gitsem jam bitirecek. Bırakmayıp gidince de ağzıma sıçıyor. Ne oldu oğlum kilitlendi maç ya. Orada düşüremedim adamı. Bunun çocuğu. Sen harikasın. Sen var ya sen. Sen salağın önde gidesinsin ama harikasın da bir yandan. Sana çok teşekkür ediyorum maça bana verdiğin için. Son mu peki? Süpersin sen. Ne yapıyorsun? Girme içime öyle, girme içime öyle. Serdar girme içime öyle ne olursun. Kimler kimler yuva kuruyor. Giden maçı bana elleriyle verdiler sağ olsunlar şu iki gerizekalı. Şu eşeği de almaya çalışayım diğeri de ne bokuyorsa yesin ya. Oy 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 oy. Adam var ya deliyordu beni. Ya bu neyin özgüveni ben anlamıyorum. Adam spotu salıyor gidiyor M1 katile karşı ya. Kaçsaydı bak yemin ediyorum. Bir tane video var ya adam klavyeyi, mouse'u, monitörü fırlatıyor her yere. Bak onu yapardım. Ciddi anlamda onu yapardım. Buradaki palet duruyor mu? Duruyor tabii ki de. Durmaz olur mu? Kıvrak mı attı peki o? Sadece W yapıyor ya. Sadece W yapıyor. Yemin ediyorum şimdi kafayı oynatacağım ya. Vuramasaydım kaçmıştı bu arada sanırım. Akıl sağlığını kaybet. Bana bir şey var.
Tansiyonum düşüyor yemin ediyorum. Jill var ya Jill. Ya Ibo da Jill oynuyor. Niye böyle oynamıyor? Benim karşıma da Ibo gibi Jill gelsin. Şimdi maçlardaki zayıf halkaların önemini anladınız mı arkadaşlar? Uf, yorulduk ya. Ha, son maç olsun ne diyorsunuz? Bu arada hani cennet annelerin ayakları altındadır diye bir laf vardır ya. Bence Killer Main'lerin ayakları altında yani. Nasıl sabrınız var arkadaşlar? Şunlara nasıl dayanıyorsunuz ya gerçekten? Killer Main'ler yani bir psikoloji için bir şey, taktik. Verin de kullanmaya çalışayım Killer videolarında ya. Yoichi Avaskas. Nereye saklanıyorsun? Seni biliyorum seni. Evet, sprintin olduğunu da biliyorum. Çünkü salak salak hareketler yapıyorsun dostum. Of, var ya, müthiş müthiş. Rahatlatıcı video gibiydi. Kanka gözüküyorsun yani şeyin Legion'ın özelliğine. Haberin var mı bilmiyorum ama. Hadi yine baştan bir zayıf halka çok iyi olur. 3 kişi yer aldık. En iyi özellik başlangıcım oldu. Kır şunu direkt. Bu mu lan acaba zayıf halka? Yalnız fark ettiyseniz maçta dede var. Çok büyük tehlikedeyim arkadaşlar. Eğer bu videoyu yükleyemezsem lütfen polise haber verin. Bunların hepsi zayıf halka galiba. Eğer ki orayı klip alırsanız. Bak. Orası hakkında tek bir yoruma tanı görürsem direkt ban. Şaka şaka arkadaşlar, istediğinizi yazabilirsiniz. Kafam ***yim. Öyle satışlarım olmasa gerçekten bence fena killer oyuncusu değilim ama. Yani çok basit yerlerde öyle bir satıyorum ki. Zulüm bu build'inin en güzel yanlarından birisi ney? Onlara zulmetmek. Merhaba dede. Şu an çok tiltsin biliyorum. Maça zaten bok gibi başladın. Hiç gene oturamadın. Üstüne üstlük bir de kanca trade'i yedin. Ne kadar sinir bozucu senin için değil mi? Öbürü de attempt denemiş salıyor galiba. Yo. Se. Hocam ben çözerim, hocam yanlış soru diye geri döndü ya. Oğlum dedeyi sallıcan yapıyor lan orada. Dedem sen bunları hak edecek ne yaptın be? Se. Alo. Fazla kolay oldu da kanca yok. Bu ne oğlum? Bu ha, buraya astık o buradaki patladı tabii. Neden mırıbı? Sana da mırıbı. Hop. Ya niye heal'lanmıyorsunuz? Aa, bu hiçliği verdikten sonra killer'a da surat veriyormuş. E çok iyi. Kanka aldıktan sonra ne yaptınız? Görünmezlik pelerini mi giydiniz? Hani koştuysanız iziniz nerede? Koşmadıysanız siz neredesiniz? Ne oldu, skill check mi patlattın? Zor mu geldi? Ha dedem, zor mu geldi skill check patlattın? Aa, o ne lan? Aa, bu map'te böyle bir şey mi vardı, ben mi yoksa yeni görüyorum? Cümle aynı yere çıktı zaten de dede, bir dakika bu ne? NASA bunu incelemeli arkadaşlar, kara delik sesi diye paylaşsınlar hemen. Amık asasini. Sprint'in olduğunu biliyorum. Ha? Ya arkadaşlar, parmaklarım güçlü kuvvetli diye yanlışlıkla sağ tıka bastım sol tık yerine ya. Hala zulüm. Zulme devam işte bak, zulüm buldunun amacı bu arkadaşlar. Hani onu kovalayıp indir edebilirim ama hala can yapan dedişkoya dönüyorum, anladınız mı? Valla aranızda en zekisi şu ölen adam. Yani bu maçtan bir bok olmaz deyip bıraktı gitti arkadaşlar. Ben yani maçın zekisini o adam seçiyorum. Ya. Ne kadar tatlı ya, ne kadar tatlı ya. Ya o kadar ağladıktan sonra da şu takım yani hiç hoş olmadı ki. Yumuşacık oldum Survivor'lara karşı şu an, anladın mı? Zekice, aferin. Kanka bir fake vermeye akıl etsen, o kadar tatlısın ki. Bak tam şurada çıkacak, tam bu hizada. Şu yol hizasında. Kapış, kaptın mı olayı? Meg nerede? Meg'i salsam mı ya? Bunlar çok masumdu oğlum, salayım hadi gel. Gel. Güvenmiyor ya bir de. Kanka koşsana artık. Seni mi bekleyeceğim bir saat? Yani bu oyunun da ortası yok. Ya böyle gerizekalılar geliyor ya da 3 maçtaki, 4 maçtaki gibi uyuz soraylılar geliyor. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Umarım video ve build hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler. Bir teşekkür etseydin amına koyduğum.